Tecrit insanlık suçudur. Yani dünyanın hiçbir yerinde böylesi katmerli bir tecrit uygulanmamıştır. Herhangi bir tutukluya da uygulanmamıştır. Şimdi Sayın Öcalan üzerindeki tecrit uluslararası hukuka ve gerekse iç hukuka da aykırıdır. Kesinlikle bir an önce bu tecritin kaldırılması, tekrardan barış sürecindeki görüşmelerin sağlanması, yeni bir çözüm sürecinin başlatılması gerektiğine inanıyorum. Yani ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların ana kaynağı Kürt sorunudur. Yani bu Kürt sorununun çözümünde de Sayın Öcalan ciddi bir aktördür. Amaç şu, yani mesela Sayın Öcalan'a uygulanan bir tecrit var. Onun şahsında bütün siyasi tutuklara, hatta bütün Türkiye halklarına uygulanan bir tecrit var. Yani Sayın Öcalan'ın daha önce de ifade ettiğim gibi projeleri konfederal sistem Orta Doğu'da gelişmiş olsaydı kesinlikle bu savaşta olmayabilirdi. Ne evrensel hukuka uygundur, ne iç hukuka uygundur, ne insan haklarına uygundur. Yani bana göre çağ dışı bir yaklaşımdır. Bir an önce tecrit kaldırılmalı. Şimdi tecritin bugüne kadar sürmesinin, evet her ne kadar bunu siyasi iktidar gerçekleştirmişse bile, yani bu siyasi partilerdir, kurumlardır, demokratik kamuoyudur, hatta bütün ulusal basındır, yerel basınlardır. Yani bu konuda sessiz kalmalarından dolayı aslında bugüne kadar devam etmiş. Bütün demokratik kamuoyunu, bütün siyasi partileri kanayan yaranın tedavisi için kesinlikle tecritin kaldırılmalı, yeni bir süreç başlatılmalı. Artık kimse ölmesin. Demokratik kurumlarla birlikte bu tecritin kırılması hem Türkiye gündeminde hem dünya kamuoyunda da duyarlılık geliştirme açısından bir takım etkinlikler yapılacak. Yani şu anda 17-18 Kasım için Gemlik'e bir yürüyüş düzenleniyor. Yani o konuda çalışmalar gerek yerelde, genelde bütün Türkiye'de bu çalışmalar devam edecek. Ve tecritin kalkması için, yani bedel de artı Kürt sorununun çözümü için ne gerekiyorsa o yapılacak diye düşünüyorum.